Herkese merhaba. Bu videoda da fonksiyon hesaplamalarını göreceğiz. İlk olarak trigonometrik hesaplamalarla başlayalım. Gördüğünüz gibi burada işte sin, kos, tan gibi tuşlar var. Herhangi bir sin 30, yani herhangi bir sin değerini hesaplamak için sine tıklıyorum. Ardından değeri giriyorum. Sin 30 mesela 1/2'dir. Buradan çıkıyor. Onun dışında bunu ilk videoda bahsetmiştim. Bu sin kos tanın üzerinde gördüğünüz sarı renkli sin eksi 1, kos eksi 1, tan eksi 1 yazıyor. Bunlar da işte arc sin, arc kos ve arc tan demek. Mesela shift sin 1 nedir? 90 çıkması gerekiyor bu şekilde. Onun dışında mesela pi değerini yazdırmak istiyorsam şurada exp tuşunun üstünde pi var. Shift pi, shift exp diyorum ve pi değeri gelmiş oluyor. E değerini yazdırmak için de alfaya ardından ln'e basıyorum. Çünkü şu ln tuşunun üzerinde kırmızı şeklinde e yazıyor. O nedenle alfayı kullandım. E üzeri x gibi bir değer girmek istiyorsam da tekrar e'yi çağırıyorum. Üstü için şu tuşa bastım. Ve mesela 5 diyeceğim. Hiperbolik fonksiyonlar için de şurada gördüğünüz HYP tuşu var. Sin hiperbolik, kos hiperbolik, tan hiperbolik gibi hesaplamalar yaparken bunu kullanıyorum. Mesela hiperbolik sin, gördüğünüz gibi hiperboliğe basınca sol köşede, sol üst köşede HYP yazıyor. Ve buradan da mesela kosa basıyorum, kos hiperboliği çağırmış oluyor hemen. Veya bu şekilde. Veya hiperbolik sin eksi 1 içinde hiperbolik tuşuna ardından shift sin şeklinde bastım ve 30 diyorum mesela. Bu şekilde de bu çıkıyor. Derece, radyan, gradyan birimli hesaplamalarımız oluyor. Bunun için de ilk olarak shift'e basıyorum. Ans'a basıyorum. Gördüğünüz gibi derece, radyan, gradyan için seçenekler çıktı karşıma. Bunda 1'e basarsam, derece 2'ye basarsam, radyan 3'e basarsam da gradyan seçmiş oluyorum. Mesela bana derse ki pi bölü 2 radyan kaç derecedir? Bunun için ilk olarak şöyle yapıyorum. Shift pi bölü 2. Parantezi kapadım. Bunun radyan cinsini hesaplamam için shift ans dedim. 2 diyorum. Ve bu şekilde bana 90'ı verdi. Pi bölü 2 radyan 90 dereceymiş. Veya mesela 50 gradyan kaç derecedir diyorum. 50 gradyana tıklıyorum. 3 eşittir 45 dereceymiş. Herhangi bir sayının üstünü almak, üstlü hesaplamalar. Bunlar nasıl yapılıyor? Mesela ben işte 5 üstü 5'i bu şekilde hesaplıyorum şu tuşla. Veya direkt bir sayının karesini alacaksam, mesela 8'in karesini alacaksam şu x kare tuşunu kullanıyorum. Bir şey daha göstermek istiyorum. Şu tuşun üstündeki sarı renkli yazı. İlk olarak bu x değerini atamam gerekiyor. Yani bu x yerine ne yazacağım? Mesela ben küp köklü bir işlem yapmak istiyorum. O zaman 3 diyorum. Shift ve şu işlem. Yani şu tuş. Ardından mesela ben küp kök 27 dışarı ne diye çıkar diye bulmak istiyorum. 3 diye çıktığını biliyoruz. Bakalım. Evet, 3 diye çıkıyormuş. Bu şekilde küp köklü veya mesela işte istersek bunu 4 de yaparız. En başta 4 diyerek. Bu şekilde bunlar böyle bulunuyor. Hesap makinesinde random sayı, yani rastgele sayı üretmek için şu tuşu kullanıyorum. Çünkü bunun üstünde sarı renkle run yazıyor. Shift diyorum. Buna bastım. Ve eşittir'e tıklıyorum. Bu yaptığım işlemde birden küçük 3 basamaklı rastgele sayı üretiyor. Tekrar eşittir'e basıyorum. Tekrar eşittir'e basıyorum. Veya bin shift nokta dersem 3 basamaklı rastgele tam sayılar veriyor. Permütasyon kombinasyon hesaplamaları da şuradaki NCR tuşuyla yapılıyor. Permütasyon dediği için şu tuşun üzerindeki sarı renkle NPR yazıyor. Onu kullanacağım. O nedenle shift'e basacağım. 5'in ikili permütasyonu nasıl bulacağız? 5 shift
NCR yani burada P işareti çıktı direkt. Ve 2 diyorum. Bu şekilde 20. 5'in ikili permütasyonu 20'ymiş. Veya mesela 5'in ikili kombinasyonu bulmak istiyorum. O zaman 5 NCR 2 diyorum. 10 çıktı. Son olarak da dik koordinatları kutupsal koordinatlara, kutupsal koordinatları da nasıl dik koordinatları çevireceğimizi görelim. Mesela diyelim ki benim elimde 1'e 1 noktası var. Çizerek gösterelim. Mesela biliyoruz ki 1 burada, 1 burada. Şimdi bu 1'e 1 noktasının yarıçapını bulmak için şöyle bir işlem gerçekleştiriyoruz. Pola basıyorum. Ondan sonra 1 diyorum. Şuradaki virgüle basıyorum. 1 ve parantezi kapattım. Eşittir diyorum. 1,4 bilmem ne falan verdi. İşte buradaki bu değer bana yarıçapı veriyor. Yani şuradaki uzunluğu veriyor. Onun dışında bir de açıyı vermesi için de buradan RCL'ye basıyorum. Ve tana yani şu arasındaki açının 45 derece olduğunu bana söylüyor. Yarı çapını ve açısını verdi. Bu sefer de noktaları soruyor. O zaman da şöyle yapıyoruz. Diyelim ki yarı çapını bana kök 2 verdi. Açısını da 45 derece verdi diyelim. Bunun için ilk olarak shift pol kök 2 virgül 45 parantezi kapattım. Eşittir'e bastım ve 1 çıktı. Yani bu x 1'miş. İlk olarak yaptığım işlem 1'i veriyor. RCL tana basarsam diğer y'yi veriyor ve 1. Videoyu burada sonlandırıyorum. Görüşmek üzere.